İYİ Parti. Neler oluyor İYİ Parti'de? Para muamması, kasasındaki para muamması daha da büyümeye başladı, daha da derinleşmeye başladı. Bugün Ümit Dikbayır hakkında disiplin ne sevk edildiğine dair Kürşat Zorlu paylaşmıştı. Şimdi daha öncesinde belirtilen bazı rakamlar var, sonrasında ortaya çıkan. Bugün aynı zamanda İYİ Parti kasasındaki o nakdi de açıkladı. Bir bilançoyla açıklandı. Şimdi orada eksi 16 milyon diyorlardı ama şimdi de daha önce öyle denmişti. Şimdi 27 milyon lira diyorlar. Şimdi bu listeye bakıldığında da ortada olmayan, kaybolan bir paradan bahsediliyordu. O nereye gitti? O ne oldu? Bu liste neyi açıklıyor aslında? Onu da tabii konuşuyoruz. Ama önce neler olmuştu? Akşener kazık atanları sileceğim demişti. Sonra iddiaları isim vermeden birinci ağızdan dile getirdi. Akşener net konuştu aslında. Dedi ki oğlunun banka hesabının inceletildiğini ileri sürdü. O iddianın odağındaki isim Ümit Dikbayır. Dikbayır da diyor ki hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim. Şimdi neler olmuştu bir bakalım. Tabii arkasından da önemli gelişmeler oldu. Kürşat Zorlu da konuşmuştu. Onlara da bakacağız ama öncesini bir görelim. Benim değil, oğlumun ve onun eşinin hesaplarının kontrol edildiği gayri resmi bildirildi. Bu doğru bir bilgi. Kimin olduğunu söyleyemem çünkü gayri resmi bir bilgi. Kimin olduğunu söyleyemem dedi ama aslında iddianın odağındaki isim uzun süredir biliniyor. Ancak İYİ Parti lideri Meral Akşener bir zamanlar en yakınında olan isimlerden biri olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın adını anmadan oğlunun ve gelininin hesaplarının inceletildiğini söyledi. Dikbayır ise yanıtsız bırakmadı o iddiayı. Bankaya müracaat ettik. Şimdi o gayri resmi bilgi resmi hale gelecek ya da o banka diyecek ki biz bulamadık. Şayet bu hayır efendimse hayır efendimdir. Bulamadık diye bir hayır efendimdir. Genel Başkan konuşmasında dil değiştirdi. Daha önce kendisinin banka hesaplarının incelendiğini söylemişti. Şimdi ise benim değil, kocamın ve gelinimin hesaplarını incelemişler diyor. Önce bu gayri resmi inceleme bilgisinin devletten geldiğini söylemişti. Şimdi ise bu bilgi gayri resmi ulaştı diyor. Bankaya resmi olarak soracaklarını, banka yetkililerinin bilmiyoruz diyebileceğini söylüyor. Kimin banka hesabına girildiği bilgisayar incelemesiyle hemen ortaya çıkar. Bunların hepsinin dedikodu, iftira olduğu ortaya çıktı. Genel Başkan'dan beklentim, beni nasıl kamuoyu önüne attılarsa şimdi de kamuoyu önüne çıkıp beni yanıltmışlar deyip açıklama yapmalı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuştu Dikbayır. Akşener'in kanıtla değil dedikodulardan yola çıkarak iddiaları dile getirdiğini söyledi, iftira dedi. Genel Başkan'ın o iddiaları kendisine getirenlerle ilgili gereğini yapması gerektiğini anlattı. Benim oğlumun, gelinimin, 4 kız yeğenimin, 2 erkek yeğenimin, hocamın, çocukluk arkadaşlarımızın, fabrikası olan arkadaşlarımızın hiçbirinin bu ülkenin hiçbir belediyesiyle herhangi bir irtibatı, iltisakı, işi, gücü yoktur. Yok banka hesaplarını incelettirmişim, yok partinin parasının yenildiğini söylemişim, yok belediyelerle iş yapmışım. Alnım açık, yüzüm pak. Ne benim, ne ailem, ne sülalemin belediyelerle işi olmamıştır. Bundan sonra da olmaz. Bir kuruşluk iş yaptığımı ispatlasınlar, milletvekilliğinden istifa ederim. Twitter hesabı açıp yönettirmişim. Ortaya çıkarın. Açıkladılar, açıkladılar. Yoksa ben çıkıp Cumhuriyet Savcılığına başvurup bulacağım. İddiaların açıklığa kavuşturulması için daha önce kendisi hakkında disiplin kuruluna başvuran Dikbayır, Akşener'in restine reste karşılık verdi. Parti kasasının boşaltıldığı iddiasını da yanıtladı. Konuyu yargıya taşıyacağını söyledi. Bir kez daha kasayı 132 milyon lirayla teslim ettiğini vurguladı. Bunu ispat edemeyen şerefsiz oğlu şerefsizdir. İspat edildiği takdirde de ben bu politikayı tümden bırakacağım. 132 milyon lira civarında parayla devrettik. 10 Ocak 2024'te partiler devlet yardımı alacak. Bıraktığım para o tarihe kadar rahat rahat yeter dedim. Yerime gelen arkadaşımız kasamız eksi 16 milyon lirada deyince vay efendim bu parayı Genel Başkan yedi anlamı çıkarmaya çalıştılar. Genel Başkan yardımcısı aslında şunu söylüyor ama söylediği tam anlaşılmadığı için kasamız 16 milyon eksi veriyor. Aslında 10 Ocak tarihine göre 16 milyon eksi veriyor demek istiyor. Yani o tarihe kadar para yetmez demek istiyor. Bu da yanlış. Neden öyle söyledi? Çalışanlara zam yapmamak için.
Dick Bayer yeni yönetimin vekillerden maddi durumlarına göre partiye yardım adı altında para istediğini de ileri sürdü. Tüm bu tartışmaların gölgesinde T24'ün haberine göre eğer Dick Bayer bu hafta istifa etmezse Akşener, Dick Bayer hakkında ihraç süreci başlatacak.